Zülay. Canım bir şey söylesenize. Niye kalktık dönüyoruz? Namık tadımızı tuzumuzu kaçırdı teyze. Bundan sonra bir yere gideceksek biz bize gideceğiz. Dersimizi aldık. Ha yok. Zülal eğer Namıklarla beraber olmak istiyorsa o başka. Onu bilemem. Artık ben siz program yapacağım. Sanki karısını elinden alıyorum. Sevgilisini hayatını. Öyle bir koruma kollama. Bugüne kadar bunu düşünememem salak. Namık lütfen bir sakin olur musun? Saçma sapan bir şey. Böyle bir şeye nasıl inanırsın? Neden olmasın? O senin çocukluk arkadaşın. Her şeyini biliyorsun. Nejat teyzesinin evinde büyümedi mi? Yani Zülal'le aynı evde. Böyle düşünmen, hatta bunu Nejat'a bile söyleyebilmiş olman bana çok komik geliyor. Nejat, Zülal'e aşık. Aksini kanıtlamadıkça bu düşüncemi değiştiremeyecek. Ama Okyay'dan çıktı. Benim Zülal'in peşini bırakmaya hiç niyetim yok. Nejat için mi? Ne bu böyle? Zülal paylaşılamadığı için mi bir anda bu kadar önemli oldu? Yoksa bu kadar aşıktın ve ben mi yeni fark ediyorum? Ya da Zülal, babamın sana vereceği yer için kazanman gereken bir zafer. Ve senin bütün acelen ve hırsın bunun için mi? Gelmemi istemediğinlere gelirsin. Hayır, hayır. Ben yalnız konuşacağım. 25 yıl içeride yatmış bir adam ne demek? Dünya nereye gidiyor? Kadın erkek ilişkilerinde neler olmuş bir haber demek. Şimdi kocası ölmüş zavallı bir kadın. Genç yakışıklı bir adamla içeriye girerse böyle adamlara ters gelir. Yani sen ne kadar avukatım dersen de ya illaki altına bir ayı varar. Bana güvenmez, açılmaz. Bu hesap kitabı nasıl yapıyorsun? Bazen çok şaşırıyorum. Ben seni çıktığımda ararım. Sen bir yerlerde ye iç oyalan. Eminim döndüğümde bir sürü işe yarar bilgiyle döneceğim. Hadi. Efendim Nükhet'ciğim. Alo abi. Nasılsın? Bir sıkıntılı açtın telefonu. Ya çiftliğe gittik. Biraz yorgunum. Eve dönüş yolundayız şu an. Aa. Kim gittiniz? Ay ne güzeldir şimdi orası. İşte teyzem, kızlar, Evsetler. Eda'yla Namık da geldi. Ha, bir ben yokmuşum. Spontane oldu zaten. Zülal davet etti öyle geldiler. Neyse boş ver. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim. Evde yalnızdım. Annem yok. Dışarı falan çıkarız diye düşünmüştüm. Yorgunsan yarın falan görüşürüz. Evet, daha iyi olur. Hadi, görüşürüz. Öpüyorum seni. Tamam, iyi geceler. İyi geceler. Bir şey olursa ara beni, tamam mı? Tamam, görüşürüz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi hatırladınız değil mi? Evet. Şirkette karşılaşmıştık. Evet. Fahrettin Bey. Ah tabii siz duymamışsınızdır. İçerideydiniz. Fahri Bey'i kaybettik. Nasıl oldu? Hastaydı. Rica etsem bu konuya girmesek. Acımız daha çok yeni. Haklısınız. Başınız sağ olsun. Aynısından lütfen. Sağ olun. Size de geçmiş olsun. Gençliğiniz hapishanede geçmiş. Hakkımda bu kadar çok şeyi nereden biliyorsunuz? Ben Fahrettin II'nin karısıyım. Her şeyi öğrenmem çok kolay. Neyi merak ettiniz peki? Beni niye çağırdınız? Niye konuşmak istiyorsunuz? Aynı aileye karşı birbirimizinkine benzer huzursuzluklarımız var. Ben Fahri ile çok genç yaşta evlendim. Nejat çok küçüktü. Üvey anneyim ya, beni hiç sevmedi. Bir de zengin Fahri, fakir bir kadını sevmiş, evlenmiş. Hem Nejat istemedi, hem de asil ve soylu bir yerden gelmediğim için Feride Hanım falan bana karşı hep mesafeli davrandı. Nejat'ı aldı, kendi büyüttü. O gün bugündür görmediğimiz, bir yıl orada, bir yıl burada, başına buyruk Nejat, babasının ölümüne yakın çıka geldi. Büyük bir miras kalacak ya. Hemen Feride Hanımlar aramışlar, çağırmışlar. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir derler ya. Çok doğruymuş. Belki sizin bu ailenin peşinde olduğunuz sırrı ben biliyorumdur. Madem ailede bu kadar eskisiniz,
Fahrettin Bey de Feride Hanım'ın eniştesiydi. O zaman kesin biliyorsunuzdur. Zülal benim kızım. Ya Zülal kızım, ne oluyor? Anneciğim lütfen, bu gece konuşmak istemiyorum. Ama canım birisi de bana söylesin ne olduğunu. Zülal! Ne oluyorsunuz? Hepinizin suratındaki karış. Namıklar çekip gittiler. Ne oluyor böyle? Her şeyi gördüler. Ben eve gireyim, ortadan kaybolayım, nasıl olsa anlatırlar sana. Zülal rica ederim. Namık Zülal'i öpmeye kalkıştı. Nejat da Namık'ı yumrukladı. Zülal uzatma, uzayacak. Tamam artık sana karışmıyorum. Ne istiyorsan onu yap. Zaten kendi ağzınla söyledim. Bir abiye ihtiyacım yok, korumaya ihtiyacım yok. Nejat, Zülal ne oluyorsunuz evladım? Bilmem. Nejat'a sormak lazım. Ne oluyorsa her şey maydanoz oluyor. Ha tamam. Onu seni öpmesini mi istiyor? En romantik anınızı mı bozdun? Beni teyzem Nevset'in yanında konuşturuyorsun. Gerçekten ileri gidiyorsun Nejat. Bazen ağzından çıkanı kulağın duymuyor seni. Son kez gözlerimin içine bakarak söyle. Benden uzak dur de. Hayatıma karışma de. Beni koruma. Gözlerimin içine baka baka söyle. Şimdi hadi. Benden uzak dur. Bir damla gül ışığı yüzüne yasa. Göz yaşımız hep sana tuzak. Elin kolun bağlı, aşk sana yasak. Her yeni sabah gecene tutsak, hep sana uzak. Ah, hüznüne tutsak. Berbat bir geceydi. Derhal yatıyorum. Hiç bir yere gitmiyorsun. Şuraya oturuyorsun, konuşuyoruz. Daha ne konuşacağız? Hayır, kafamdaki o soru işaretini silemezsin. Asla mümkün olmadığını anlayana kadar sana tek bir şey söylemeyeceğim. Sonra ne kadar saçmaladığına kendin de güleceksin. Nüket'i konuşacağız. Ne? Niye? Ne alakası var? Nüket kim Namık? Acaba nereye varacağız? Nejat'ın kardeşi. Sen Nejat'ın kardeşiyle ne yaptın? Bu kadar ciddiye aldıysa benim suçum. Zülay'la gerçekten evlenmek istiyorsan Nüket'e dikkat et. Telefonlarını açmayıp, mesajlarına cevap vermeyip onu kızdırırsan aranızda geçenleri Nejat'a anlatabilir. Korkar. Korkmadığını düşün. Bu kadar aradığına göre demek ki gerçekten ciddiye almış. Gerçekten bağlanan biri her şeyi yapar. Nüket olanları Nejat'a anlatırsa Nejat haklı çıkar. Sen asla değişmemiş Namık olursun. Zülal'i kaybedersin. Nüket'i ara. Gönlünü al. Bu işi dostça bitir. Ayrıca tuhaf bir annesi var biliyorsun. Birbirleriyle her şeyi konuşuyorlar. Bunu da unutma. Belki Nüket'in yapamayacağını sandığın şeyi Nejat'ı hiç sevmeyen annesi yapar. İyi geceler. Duydu inanma. Ay bu kadarını beklemiyordum. Bu kadarını gerçekten beklemiyordum. İşine yaramayacak bir şey. Zülal Feride Hanım'ın kızı olsa ne olur, olmasa ne olur? Senin neyine yarar? Ben kızım geldiği sınıfa bak. Eniştemle evlenecek kadın mı? Parasını yemekten başka bir derdi varsa şuraya yazıyorum. Feride Hanım'ın bu sözleri hala kulaklarımda. Şimdi benim de ona söyleyecek birkaç sözüm var. İnşallah Zülal Feride Hanım'ın kızı değildir. İnşallah dilerim.
Demek ki kimse sütten çıkmış ak kaşık değilmiş. Gözlerimin içine bakarak söyle. Benden uzak durdu. Hayatıma karışmadı. Beni koruma. Gözlerimin içine baka baka söyle. Şimdi hadi. Ne gittik, ne geldik anlamadım. Boş ver. Boş ver. Hep bir sen anlamasan da olur Halil. Olur olmaz. Her şeye alınıyorsun. Adam yerine koy beni. Gidelim diyorum. Bu ev içinde vademiz doldu. Anlamıyorum. Seni ne tutuyor? Gidelim deyince gidilmez. Benim bu evle bağım var. Topu topu bir iki sene fazlam var. Aldığımızın hakkını vermedik mi? Bunca sene çalışmadık mı? Çalıştık. Bu saatten sonra bizim de yuvamız olsun. Ailemiz olsun. Kendi kapımız bacamız olsun. Daha değil. Daha olmaz. Hele kızlar bir okulunu bitirsin. Ondan sonra bakarız. Feyda mı okutuyor Melih'i? Zülel'e ne yaptıysa aynısını yaptı. Kızlar mezun olsun. Evlendirelim. Öyle gideriz. Kızlar kızlar. Sana ne Zülel'den be kadın? Senin Feride Hanım'a duyduğun minnet gibi Feride Hanım da sana, bana minnet duyuyorsa son senesine geldi zaten. Meleğin okulunda nerede olsak yardım eder. Kızımızı da kendi evimizden gelin ederiz. Sen bu kadar dayanamıyorum diyorsan önceden git. Tut bir ev. Ben daha gidemem. Bana benden uzak dur dedim. Bir Necat çek git, Zülel'i bir daha görme diyor. Bir Necat beni burada tutuyor. Bir daha senden uzağa gitmek ölüm gibi bir şey. Burada kalıp Namık'la olmanı seyretmek de ölüm gibi. Ne yapsam, nereye gitsem, kime söylesem. Bu sırrı içimde tutmak çok ağır geliyor. Bilmiyorum. Bilmeyi çok isterdim. Eğer teyze çocukları olmadığımızı sen de bilseydin. Benim seni sevdiğim gibi sever miydin? Kim o? Melek. Girebilir miyim?
Bugün yaptığımdan utanmalı mıyım? Beklemediğim bir şeydi. Evet, beklemediğim bir şeydi. İstemediğim bir şeydi de. Değil mi? Melek. Melek. Sen beni benim seni gördüğüm gibi görmüyorsun. Seni... Seni senin beni gördüğün gözle görmüyorum. Bak gecenin bu vaktinde herkes bir şekilde birini incitmiş, kırmış, üzmüşken çok da fazla konuşmak istemiyorum. Ama kendimi de senin yerine koyuyorum. Şimdi sen kafanda bu soruyla uyumayacaksın. Evet, uyumayacağım. O yüzden sen söyle. Necat söyledi diyeyim. Bileyim. Çünkü aslında çok utanıyorum. Aslında ne duyacağımı biliyorum. Ama yine de senden duymak istiyorum. Melek, ben seni hep kardeşim gibi gördüm. Hep öyle görmeye devam edeceğim. Artık o aileye düşman birinden de duydun. Öyle bir şey yok. Zülal senin kızın değil işte, değil. Zülal senin kızın değil demedi. Böyle bir şey varsa bile o da bilmiyor. Gözünü aç biraz, gözünü. Adını sanını bilmediğimiz kadının biri... ...sen bu ailenin etrafında dolaşıyorsun diye kalkmış gelmiş seni bulmuş. Her şeyin farkındayım. Hepimiz biliyoruz. Derdin çok büyük. İnsanın... Tek evladını bulamaması ne zul. Ama biraz ne yaptığını, kime ne söylediğini bil. Sen merhametli, vicdanlı, hassas bir insansın. Olaya bir de şuradan bakalım. Zülal Feride'nin kızı. Şimdi bu Belkıs denen kadın gidip bu kıza sırf Feride Hanım'a inat olsun diye böyle böyleymiş dese ortalık bulanmaz mı? Hı? Herkesin, hele ki Efsed'in, kocasının... ...kızının huzuru kaçmaz mı? Günaha girmiş olmaz mısın? Ne kadar seni anlıyoruz derseniz deyin. Ateş düştüğü yeri yakar. Bu saatten sonra vakit bu kadar daralmışken... ...insanın eğrisi doğrusu şaşıyor. Karşısına şeytan çıksa bir umut. Ondan bile belki gerçeği duyarım diyorsun. Kızımı bulmadan, görmeden ölmek istemiyorum. Hem çok kuvvetli bir his... Her an aklımı, kalbimi dürtüyor. Zülal benim kızım. İster inanın, ister inanmayın. O benim kızım. Ben çıkıyorum. Bir şeye ihtiyacınız olur sararsınız. Bütün gün şirkette olacağım. Öpüyorum hepinizi. İyi işler oğlum. Kolay gelsin Necat'cığım. Sağ olun seni. Hadi o Zülal'le atıştı. Siz de mi konuşmuyorsunuz? Bana niye öyle baktın? Sen daha iyi bilirsin.
Akşam çok kızgındım. Gerçekten sizi kırmak istemedim. Düşünmeden konuştum. Peki. Afiyet olsun. Provaya geç kalıyorum. Melih'i öptün mü? Hiçbir zaman güne birbirimize konuşmadan, öpüşmeden başlamayalım. Ha? Çünkü nasıl başlarsak öyle devam eder. Hadi bakalım. Evset de öp. Anne yarısı. Görüşürüz. Zülal dur. Seni bekledim. Konuşacak bir şeyimiz yok. Ya idamlığı bile son kez dinlerler. Sen de tam olarak böyle yaptın değil mi? Namık'a yumruk atmadan önce sordun. Anlat bakalım senin derdin ne dedi? Bakıyorum bir taraf olmuş öyle konuşuyorsun. Dün gece yaptığın doğru bir şey değildi. Bunu kimseye taraf olmadan söylüyorum. Hadi gel seni okula bırakayım. Sağ ol. Yürüyeceğim. İyi o zaman beraber yürüyeceğiz. Ya onunla derdin ne? O senin arkadaşın. İki erkeğin arkadaşlığı başka, onun seninle evlenmek istiyor olması başka. Ben seni uyarıyorum, seni üzer diyorlar. Bütün derdin bu mu? Gerçekten bütün derdin bu mu? Namık Zülal'i üzerse. Sırf bu mu? Başka ne olabilir ki? Geçmişinden bana ne? Benim için şimdi önemli. Benim ne hissettiğim, bana ne hissettiğim. Ona karşı bir şey hissediyor musun? Hayır. Ama bunu çok istiyorum. Keşke ona aşık olabilsem. Dün sizi Melek'le öpüşürken gördüm. Benimle ilgili böyle boş bir hayale kapılmış. Bir anda sana aşığım biri ve öptüm. Kendisine karşı bir şey hissedeceğim en son insan. Bunu ona söyledin mi? Evet. Ve galiba çok inceydi. Hadi arabana dön. Ben biraz uyuyacağım. Yalnız. Zülal'le mi atışmışlar yine? Hayır Feridan. Çok üzgünüm ama doğruyu söyleyen Zülal'miş. Melek Nejat'a çok aşık. Ne diyorsun? Hatta Nejat'a da söylemiş. Olmayacak bir şey. Ama şu an çok hassas. Nejat ne dedi, ne yaptı bilmiyorum. Ama Melek'e bakılırsa büyük bir hayal kırıklığı. Nejat'ın Zülal'i sevdiğini de hissediyor. Ben öyle anladım kahvaltıda. Zülal dün akşam için bana kızgın mısın deyince ona terslenerek cevap verdi ya. Onlar kardeş. Allah bizi onları düşman görmekten korusun. Ama onlar
Hiçbir zaman kardeş olduklarını bilmeyecekler ki. Neden öyle dediniz? Ne zaman? Zülal giderken ev seti de öp. Anne yarısı dediniz. Feride Hanım. Ezzet, biraz kendimi dinliyorum. Konuşacağız. Ama şu an değil. Lütfen. Günaydın. Günaydın. Sahi sen neredeydin? Kahvaltı ettin mi? Gübre alıp geldim. Ettim ben kahvaltımı. Siz uyurken yedim. Bundan sonra Efsetle Melek de erken yesinler. Sofrada ayrımız gayrımız mı oldu Halil Efendi şimdiye kadar? Çok üzüldüm. Neden böyle söyledin? Efsetle Hanım Hanım'a konuşursunuz. Ben kendisine diyeceğimi dedim. Madem ki hala burada yaşayacağız, sonradan kimse kırılıp üzülmesin diye hepimiz yerimizi, sınırlarımızı bilelim. Efsat, kız gitti mi? Gitmedi, mutfakta. Neden böyle dedi? Kızların aralarında olanlardan çok etkilendi. Bir gidelim de gidelim. Siz duymayın Halil'i bir süre. Bana bırakın. Sular durulsun, unutulur, geçer gider. Duy da inanma. Mutfağa girdim. Kız farkında bile değil. Annem girip çıkıyordu. O sandım, görmedim. Ne oluyor sana kızım? Yok bir şey. İstediğin kadar yok de. Var. Bak bu saat olmuş. Okula bile gitmemişsin. Lütfen beni rahat bırakır mısın baba? Beni rahat bırakın. Kulağı vardır derler. Belki söyleyeceklerimi duymasını istemezsiniz. Bakın, rahmetli eşimin ailesi sayılırsınız diye hala size saygı gösteriyorum. Saygı? Hiç sizinle ilişkilendirilemeyecek bir şey. Buna defalarca tanık olduk. Şimdi söyleyin bakalım. Yüzünüzde bu kocaman tebessümle sizi ta buralara kadar getiren şey neymiş? Şimdi anlamaya başladığınız gibime geliyor. Söylediklerinizden zerre anlamıyorum. Ömer Bey'le dün akşam yemekteydik. Zülal hanginizin kızı? Siz ne saçma sapan bir soru sorduğunuzun farkında mısınız? Ömer Bey kim oluyor? Siz kim oluyorsunuz da kapımıza gelip böyle bir soru sormak cüretinde bulunuyorsunuz?
aniden öfkelenmek, kabul etmektir. Böyle bir şey yok. Siz aklınızı kaçırdınız herhalde. Ömer Bey bir hayale kapılmış, aslı olmayan bir şeylerin peşinden herkesi sürüklüyor. Böyle deli saçması şeylerle ne bu evin ne de Feride Hanım'ın huzurunu bozamazsınız. Bunu herkesten önce ben izin vermem. Benim bir tek kızım var. O da Melek. Şimdi çabuk çekin gidin buradan. Ömer'le olan geçmişinizi biliyorum. Bakın, ben ne yapar eder, Zülal hanginizin kızı öğrenirim. Bu arada kocan komşusunun eski aşığın olduğunu biliyor mu? Korkma. Koskoca Belkıs ikinci. Ayak takımıyla uğraşmaz. Benim ne seninle ne kocanla işim var. Benim işim Feride Hanımlarla. Ama bu evi geri almak için... eğer Zülal senin kızınsa... üzgünüm. Seni de harcayacağım. Görüşürüz. Yeni komşularınız hayırlı olsun. Tabii ki İlker. Çok emin konuştular. Özellikle Evset çok inandırıcıydı. Benim bir tek kızım var, o da Melek. Ama dur bakalım. Belki Feride Hanım'ın yanında konuşamamıştır. Bir fırsatını bulur, gözüne bir 3-5 kuruş sıkıştırır, konuştururuz Evset'i. Senden korkuyorum. Senden cidden korkuyorum. Evset. Nasıl bir adammış? Sen kalk bey kız gibi bir kadınla. Ne istiyormuş gene? Evi. O ne ister? Giderken de uzun uzun yeni komşuların evine baktı. Beni görünce de kinayeli kinayeli yeni komşularınız hayırlı olsun dedi. Yoksa evde de mi gözü vardı? Manyak mı ne? Hem dışarıda biraz hava alırım. Ne oluyor kızım şimdi? Dün gece Nejat'la konuştum. Seni kardeşim gibi görüyorum dedi.
Buna da kendine de kızma. Dürüstçe bir şey yaptın. Gittin açık açık hislerini söyledin. En azından şimdi Necat'ın da ne hissettiğini biliyorsun. Hiç şaşırmadın anne. Allah biliyor ya kızım. Necat elimizde büyüdü. Ben de onu çok seviyorum ama... insan kendine başka türlü bir damat hayal ediyor. Yani böyle... Feride Hanım gibi yanında çalıştığımız birilerinin akrabası falan olmayan. Haklısın. Belki beni Necat'a layık görmezlerdi. Belki sanımın durumuna düşerdim ben de. Keşke gitseydim. Keşke. Muhteşemsiniz. Evet, hepsini verdiğim adrese gönderiyorsunuz. Ve hepsi aynı anda gidecek, biliyorsunuz değil mi? Evet, mutlaka kapıyı açan biri olur. Peki, çok teşekkürler. Merhaba Eda Hanım, hoş geldiniz. Odasında mı? Hattı meşgul. Konuşması bitsin, geldiğinizi haber vereyim. Pekala. Buyurun. Oo, Eda Hanım hoş geldiniz. Merhaba Belkıs Hanım. Necat Bey'le randevunuz var galiba. Evet, meşgulmüş. Bitirmesini bekliyorum. Telefonda mı biri mi var içeride? Telefonda efendim. Peki, görüşürüz. Bunları odama bırak kızım. Buyurun Eda Hanım. Tamam, üretimle konuşup size haber vereceğim. Misafirin gelmiş, dışarıda bekletiyorsun. Aa, Eda, kusura bakma. İki tane çok uzun telefon konuşması yapmak zorunda kaldım. Gel. Pardon Belkıs Hanım. Aa, ben holdingde fazla kalmayacağım. Bir şey... Ben de babamın ölüm nedeninin peşindeyim. Kurcalayan bazı şeyler var. Neden babam beni gördüğü gün öldü? Eğer altından size dair bir şey bulursam... eğer bulursam... babamın seni getirdiği çöplüğe geri gönderir. Bu sadece kadınsal bir sezgi. Necat'a ilgi gösterdiğini görüyorum. Bence dikkatli ol. Sağ gösterip sol vurabilir. Belki de Zülay gerçekten kuzenin değildir. Hep birlikte göreceğiz değil mi Necat? Belkıs Hanım dışarı. Burada herkes barınabildiği sürece sınırlarını bilecek. Mesela siz bundan sonra benim odama, benim sınırlarıma girmeyeceksiniz. Bravo. Babanın emanetine ne güzel sahip çıkıyorsun üvey oğlum. Böyle devam et. Tebrik ederim. Neydi ya? Bir daha çıkalım mı? Dışarıda bir yerde iş konuşuruz. Ya bu hasta kadın girdiği her yerin enerjisini ediyor, bitiriyor. Hadi. Tamam, sakin ol bir. Aferin oğlum. Vallahi bravo sana. Tam senden ümidimi kesmiştim. Beni şaşırttı. Kalbimi kırıyorsun baba. Peki neredeymiş bu Zülal bugüne kadar? Şanslıymış.
Kendime çeki düzen vermeye karar verdim, bir anda karşıma çıktı. Aa, bak böyle haksızlık yapma. Tam tersi, sana çeki düzen veren o kız. Bak oğlum, benim konumumdaki her baba oğlunu evlendirirken gelinine güvenmek ister. İşte Zülal tam böyle biri. Yani gözün kapalı güvenebilirsin ona. Bakma öyle. Yıllarca insan sarrafı oldum ben. O temiz biri, ben ona sonuna kadar güveniyorum. Evet öyle, ben de farkındayım. Uzatmayın o zaman, bir an önce bitirin şu işi de. Sen işlerin başına geç, ben de başka işlere bakayım. Zülal'i bekliyorum, ben hazırım. Güzel. Biraz sabredeceksin tabii. Nazlanacak biraz değil mi? Ama içimde bir his var, sanki bir an önce evleneceksiniz gibi. Ya. Bu arada Nejat'la Eda'nın ortaklığına ne diyorsun? Sence biraz ani olmadı mı? Ne münasebet, tam zamanı. Nejat hayatı boyunca ilk kez böyle bir iş dünyasına giriyor. Holding, molding, daha önce yazardı, oydu buydu. Nasıl becerecek? Sen onun öyle olduğuna bakma, çok zeki bir çocuk o. Ayrıca bir şey söyleyeyim mi, o babasından kalan holding var ya... ...onun başına dünyanın en aptal adamını geçirsinler... ...yine çökmez o şirket. Çünkü sistemi iyi kurmuşlar oğlum. Hem göreceksin, Nejat o işi daha da ilerletecek. Eda'yla turizm diye yola çıksınlar, ileride nakliye işiydi, kargo işiydi filan derken büyür giderler. Seni neden bu kadar heyecanlandırıyor ki? Eda'nın Nejat'la ortaklık kurmaya ihtiyacım vardı. Belki de benim var. Bazı ortaklıkların insana nasıl bir güç verdiğinin farkında değilsin sen. Ama haklısın, senin için daha erken. İleride sen de anlayacaksın oğlum. Daha iyi misin? Evet, evet, daha iyiyim. Ne bu böyle? Dün akşam Namık sana böyle bir şey sormuş. Orada Belkıs Hanım aynı şeyi sordu. Zülal kuzenin mi? Feride Hanım'ın kızı mı? Ömer diye biri var. Teyzemin yanında çalışan Evset'in eski aşkıymış. Tarihte bunlar ayrılmışlar. İşte Evset hamileydi o zaman diye başlayan bir hikaye. Adam Evset'in abisini öldürmüş. 25 yıl yat, çık. Sonra gel Evset'i bul. Zülal mi benim kızım, Melek mi benim kızım? Bir ortalığı karıştır. Deli mi ne? Ya. Biraz saygılı olması lazım. Aradan yıllar geçmiş. Evset Halil Efendi ile evlenmiş. Çok mutlu. Pırlanta gibi de bir de kızı var. Biliyorsun Melek. Çek git be kardeşim. Zülal'in Evset'in kızı olabileceğinin hayali bile komik. Kız dansçı. Bambaşka bir ruhu, karakteri var. Genlerine aykırı bir kere. Feride Hanım gibi son derece asil bir hanımefendi. Ya. Ama tabii Belkıs Hanım'ın derdi var. Belli ki şu Ömer'in peşine düşmüş. Ortalığı karıştıracak. Bence de. Neyse boş ver. Bize ne onlardan? İş konuşmadan önce başka bir şey sormak istiyorum sana ben. Namık'la niye o hale geldiniz? Zülal yüzünden. Zülal. Merhaba. Merhaba Dilan. Melek nerede? Bugün okula gelmedi. Öyle mi? Ben ondan önce çıktım. Evdedir. Bunları ona verir misin? Haftaya sınavımız var. Geri kalacak. Tabii veririm. Görüşürüz. Görüşürüz. Thank you.
bilmediğin için sana hak vermiyor değilim. Ama... Dilerim beni yanıltır. Ama bu sadece bir dilek. Çünkü ikimiz de namığı biliyoruz. Bu sefer bilmiyorum. Bu sefer... Yani seni bile Zülal'den kıskandığına göre acaba mı diyorum. Bu sefer belki gerçekten aşık. Sen seni anlatsana biraz. Ne anlatayım? Büyümüşsün. Çok yakışıklı bir adam olmuşsun. Yolda görsem dönüp bakardım. Bak şimdi ya. Anlat işte. Bu kadar yıl görüşmedik. Necat'ın başına neler geldi? Kimler oldu? Senin de namın Zülal için dediği gibi... işte o kadın dediğin biri mesela. Paylaşamaz mıyız? Evet, çok özel. Birazcık. Tamam, peki. Birazcık. Çok eski bir hikaye. Ama hepimizin hayatında bir kere olmuştur. Birini seversin. Sonra o kalbinin bir yerinde öyle kalır. Hayatına kim girerse girsin, o hep seninledir. Nereye gidersen git. O dokunulmazındır. O hep oradadır. Evet. Benim de adını soyadını... hatta okul numarasını ezbere bildiğim bir ilk aşkım var. Ama seninki daha derin bir şey gibi görünüyor. Ve sanki daha yakın bir zaman. Çok eski bir hikaye demene rağmen. Bilmem. Sanki o hep ben doğduğum günden beri... ezbere bildiğim biri. Anlat durma. Merakla dinliyorum. Daha ne anlatayım, bu kadar işte. Nesini sevdin? Niye bitti? Hiç başlamadı ki biz. Ne? Senin gibi birine hayır mı dedi? Olamayacak bir şeydi. Dile dökülmedi. Hiç de başlayamadı. Anladım. Evliydi. Ya da ne bileyim başkasınındı. Sen onurlu bir insansın. Seni durduracak ancak böyle bir şeydir. Çok açıldım, kapatıyorum. Ama bir şey söylemedin. Nesini sevdin? Bendeki onu, ondaki beni. Aşkı tarif edebilir misin? Aşk başkasında kendimizi arayıp bulmamız değil midir? Merhaba. Açıp açmayacağını çok merak ediyordum. Sesini duyduğuma sevindim. Demek ki Necat gecenin geri kalanında seni bana karşı yeterince zehirleyememiş. Necat hakkında konuşmasak? Seve seve. Dün geceden sonra ben de böyle tercih ederim. Zülal, buluşabilir miyiz? Baş başa. Bilmiyorum. Bu aralar çok dersim var biliyorsun. Sadece bir yemek. Bir iki saat. Israr ediyorum ve söz veriyorum seni istediğinde kendi ellerimle eve bırakacağım. Bu gece olmaz. Okuldan daha yeni çıktım. Çok yorgunum. O zaman yarın. Lütfen. Zülal. Sen benim evlenmek istediğim kadınsın. Evetse evet, hayırsa hayır. Ama... dün gece tamamlayamadığım konuşmayı yüz yüze yapmak istiyorum. Eğer buna da hayır dersen, bunu her şey için sonsuza kadar bir hayır olarak anlayacağım ve çok kırılacağım. Yarın tekrar ararım. Öpüyorum. Görüşürüz. Nefset. Benden nefret ediyorsun değil mi? Bunu duymaya ihtiyacın mı var? Ben bu kadar yakınla sana zarar vermek için gelmedim. Evet, üzerinde hiçbir hakkım yok artık ama... Nefset hala benim kıymetlim.
Allah aşkına. Bir kızımız var mı söyle. Sonra gün olur, geç olur. Vicdan azabı içinde kalır. Bırak bunun peşini. Bizim dünyaya gelmiş bir çocuğumuz yok. Hem niye gidip Belkıs'ın gibi kadınlara anlatıyorsun? Sana kötülük yapmak istemiyorum diyorsun ama ne kadar büyük bir kötülük yaptığının farkında bile değilsin. Ben kadını tanımıyorum bile. Aradı gittim. Ayrıca aileye yakın. Kendini benim yerime koy. Bak, bir kızımız varsa lütfen söyle. Fazla vakit yok. Günaha gireceksin, istemem. Ne zamandır hastasın? Ne diyorlar? Vicdan nasıl bir şey ki insan celladına bile acıyor. Bebeğim, sen evde misin? Yok, evde değilim. Beni terslediğine göre Namık Bey demek ki daha aramamış. Bu saatten sonra arasa da fark etmez, umurumda değil çünkü. Ne oluyor? Ne konuşmuştuk seninle, nasıl anlaşmıştık? Anne tamam, yeter. Bu kadar da gurursuz olamam. Peki, damarına basmayacağım. Nasıl olsa arayınca yumuşarsın. Gel bakalım. Gece geldiğimde uyuyordun. Sabah da çok erken çıkmıştın. Özledim seni. Bunlar ne? Çıkan ne varsa hepsini geri göndermiş. Niye bu kadar ağlıyorsun? Bu antikalar benim bütün ömrüm kız. Evimize gelen misafirlerimizin, aile büyüklerimizin elini kolunun değdiği şeyler. Nejat nasıl bir çocuk? Kim bilir kimlerden ne paralar ödeyip hepsini geri almış. Senin o yüzündeki gülüşü görmek için dünyalar verilir. Beni büyüten, bana annelik yapan insan için can verilir, canan verilir. Sen ne diyorsun be? Canım oğlum, bir tanem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çıkıyorum ben. Arkadaşlarla buluşacağım. Nejat'ı gördün mü bugün? Evet. Seni epey andık. Bundan şüphem yok. Yok öyle bir şey. Ben sana saçmaladın dedim. Birini çok sevmiş. Bana anlattı. Öyle mi? Tanıyor muymuşuz? Hayır. Anlattıklarına bakılırsa çok uzaklarda biri. Neyse. Onun sırrı bende. Sana o anlatmadıysa ben hiç anlatmam. Sen Nüket'i aradın mı, ondan haber ver. Sahi. Ben de bugün neyi yapmayı unuttum diyordum. Ara diyorum bak. Sonra gerçekten iş içinden çıkılmaz bir hal alacak. Tamam. Ararım. Şimdi. Yine unutacaksın. Açsana kızım. Birazcık daha çaldırsın. Oo. Yüzünü görmek istemeyene bak. Alo Nüket. Efendim. Dün gece için özür dilerim. Konuşacak durumda değildim. Biliyorum. Biraz bahsetti abim. Çiftlikteymişsiniz. Aslında ben abimlerden ayrıldıktan sonra da aradım seni ama... Yine açmadın telefonlarımı. Tatsız bir akşamdı.
Niye, keyfini kaçıran bir şey mi oldu? Yo, hayır. Kalabalıktık. Bazen kalabalık olmak sıkıcı oluyor. Öyle bir şey. Sen neredesin? Ne yapıyorsun? Evdeyim. Sen neredesin? Ben de evdeyim. İşten yeni geldim. Biz buluşup biraz konuşalım mı? Olur. Aslında benim için de iyi olabilir. Gelebilir misin? Tamam, hazırlanıp çıkıyorum. Görüşürüz. İşte bu kadar. Erkekler böyledir. Israrcı olma. Bir ara bırak. Sonra nasıl olsa peşine düşecek. Bu hareketini beğendim. Böyle devam et. Hadi hazırlan. Taksiyle git. Araba kullanma sakın. Tamam. Acele edip gitsem iyi olur. Bu kez karşılaşmak istemiyorum. Utanıyor. Gördün mü Halil Efendi? Bir ailede neler neler olur. Sonra hepsi diner, unutulur. Aynı masada böyle güzel güzel yemek yenir. Melek, güzel kızım. Senin de yüzün gülsün biraz. Ne olduysa içine kapandı. Ağzından laf alabilene aşk olsun. Ne olmuşsa geçer gider. Değil mi Melek'ciğim? İnsan ne hayat boyu mutlu ne de hayat boyu mutsuz olamaz. Ne kadar moral verdim bilemezsin. Tabii Zülal olup bunları söylemek kolay. Melek olup bunları yaşamak zor. Yarın akşam yemeğe gelmeyeceğim. Namık aradı. Onunla buluşacağım. Yalnız görüşmek istiyor. Bence de iyi olacak. Zülal. Sen bu adamla evlenmeyi falan mı düşünüyorsun? Bilmem. Önce iyi tanımam gerek. Tanımak için de sık sık görüşmemiz lazım. Benimle evlenmek istediğini söylüyor. Benim de yaşım geldi artık. İyi anlaşırsak neden olmasın? Hayırlısı olsun Zülal'cığım. Namık iyi bir çocuğa benziyor. Biz ne dersek diyelim, karar sen vereceksin. Her anne evladına böyle bir damat ister. Nevzet haklı. Ama kararı sen vereceksin. İyi insan olmak başka bir şey. Bir ömür boyu yetecek aşkı, sevgiyi, saygıyı yakalayabilmek başka bir şey. Madem sen Nama böyle bir şans vermeye karar vermişsin, ben de dün akşam yaptığım şeyi telafi edeceğim. Aranıza girdiğim için gidip Namık'tan özür dileyeceğim. Thank you.
bugüne kadarmış. Artık zamanı geldi. Zülal'e gerçeği söyleyeceğim. Ne diyorsunuz Feride Hanım? Bu sır yüzünden berbat bir hayat yaşıyoruz. Nejat Zülal'e aşık, konuşamıyor. Zülal'in ne hissettiğini bilmiyorum ama... kuzeni olmadıklarını bilse belki o da Nejat'ı... Sen Halil'le konuşamıyorsun. Hiçbir şey açıklayamıyorsun. Melek kardeşini Nejat'tan kıskanıyor. Kardeşinden nefret ediyor. Ben bu yükü nasıl taşırım Evset? Kaldı ki yan komşu. Belkıs Hanım. Dile düştük. Herkes konuşuyor. Bak. Zülal'i kızım, evladım gibi sevdim. Nejat'ı oğlum gibi sevdim. Sana olan sevgimse bambaşka. Hiç onlardan ayırmadım. Bana annelik hissini tattırdın. Eğilip elini öpsem az. Böyle konuşmayın Feride Hanım, rica ederim. Zülal sayesinde Mene'ye asla veremeyeceğim bir hayat verdiniz. Ben sizin korkularınızı, duygularınızı, vicdan azabınızı anlıyorum. Ama müsaade ederseniz... ilk defa Zülal'e olan analık hakkımı kullanmak istiyorum. Bu sırrı asla açıklamayın. Melek Nejat'a çok aşık. Melek de benim kızım. İki kardeşi birbirine düşman ederiz. Yalvarırım bu böyle kalsın. Zülal madem nama bir şans verecek, bırakıversin. Kendiniz de söylediniz her ana kızına böyle bir damat ister diye. Zülal'in annesi olarak ben de çok isterim. Namık ve ailesi benim kızım olduğunu bilse Zülal'le Namık evlenir mi? Ben bugüne kadar yüreğime taş bastım. Bundan sonra da basarım. Bu kez benim için yapın bunu. Kızlarım için. Hepimiz için en iyisi bu. Melek seninle konuşmaya çalışıyorum. Niye ben yokmuşum gibi davranmaya çalışıyorsun? Ya ben sana ne yaptım? Niye beni cezalandırıyorsun? Seni Nejat'ı öperken gördüm. Çok üzüldüm. Yalancı. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Sen de ona aşıksın. Üzülmüyorsun, seviniyorsun. Çünkü o beni sevmiyor, seni seviyor. Bana üzülmüş gibi yaparak içini rahatlatıyorsun. Başından beri onu sevdiğimi biliyorsun. Ama seni durduran bu değil. Sensin. Kuzen olmasanız zaten gözümün yaşına bakmaz, koşa koşa ona giderdin. Şimdi defol git odamdan. Senden nefret ediyorum. Namık'a bir şans verecekmiş de çok iyi çocukmuş da... sadece Nejat'ı kıskandırmak için böyle yapıyorsun.
Git evlen de görelim o zaman. Şimdi defol git. Defol! Nereden varıyorsun bu kanıya? E çünkü hep sen aradığında görüşüyoruz. Ben arayınca açmıyorsun. Bak Nükhet. Sen gerçekten çok özel birisin. Ama ben senin hayal ettiğin gibi ciddi bir şeye henüz hazır değilim. Seni kırmak istemiyorum. Ben sana evlenelim mi diyorum. Adını bile koyalım demiyorum. Ama artık bilmek istiyorum. Gerçekten özelsin. Seninle çok güzel zamanlar geçirdim ama bir ama işte. Ben senden bir şey vaat etmeni beklemiyorum. Ama madem güzel zaman geçiriyoruz. Hayır. Gitmem lazım. Çok gurursuz davranıyorum. Bana küçük falan düşeceğini sanmıyorsun herhalde. Gel buraya. Ağlama. Arkadaşına demiştin. Artık daha rahat olmak istiyorum ben kız. Kızın her şeyi biliyor. Bu iş resmileştiğinde artık böyle kaçak güreşmek zorunda da kalmayacağız. Sen Necat ve ailesinde olan bitenleri çöz. Ben de seninle evleneceğim söz. Artık son sözü sen söylemeyeceksin. Önüme şart koşmak yok. Bu iş böyle uzadıkça şüpheye düşüyorum. Belkıs beni kullanıyor diye düşünüyorum. Ya şimdi evet de evlenelim. Ya da hayatındaki adam ve kurtarıcı avukatın olarak hayatından çıkıp gidelim. İstersen. Tamam.
Yoksa zile basmaya devam ederek gecemizin geri kalanını mahvedecek. Burada bekle. Geliyorum. Necat. Merhaba. Merhaba. Kusura bakma, haber vermeden geldim. Müsaitsen girebilir miyim? Ben de şimdi dışarı çıkmaya hazırlanıyordum. İstersen dışarıda konuşalım. Yok, o kadar uzun konuşmayacağım. Tamam. Buyur. Uçta mıydın? Kadın izin mi arıyorsun? Eğer bulamazsam dün gece için haksız çıkarım. Dur bekle, ben üzerime bir şeyler giyeyim. Çok kalmayacağım. Yorgun görünüyorsun. Spordan yeni geldim. Neden sorguda hissediyorum? Zülal'i aramışsın. Yarın buluşacak mısınız? Evet. Bir yemek yiyeceğiz. Merak etme. Kuzenine karşı son derece saygılı davranacağım. Zülal'le sana artık karışmayacağım. Bunu söylemek için geldim. Bir de dün gece için senden özür dilerim. Ama bir konuda hala aynı fikirdeyim. Eğer Zülal'i üzecek bir şey yaparsan, eğer onu incitirsen seni gebertirim. Eğer onu evliliğe ikna edersen hiçbir şey değişmeyecek. Ama şunu bil, gözüm hep ama hep üstünde olacak. Ders bitti mi? Kapıyı biliyorum. Hayvan! Rezil! Anlatmaya çalışacaktım. Yattıktan sonra mı? Sen beni ne zannettin ya? Hem Zülal'le evlenmeyi düşünüyorsun hem de arkadaşının kardeşiyle... Tatlım. Derin bir nefes al ve şuraya otur lütfen. Dokunma bana. Eve gideceğim, taksi çağır bana. Konuşacağız. Dokunma dedim. Seni mahvedeceğim. Seni mahvedeceğim. Saklama yüzünü yarım kalan hüznünü yavaş yavaş dağılır bulutlar karanlıklar yine duvarlar örülür tenine yeni umutlar süzülür yüreğine bir damla gül ışığı gözyaşı umut hep sana tuzak elin kolun bağlı aşk sana yasak her yeni sabah gecene tutsa nasılsın? Hep sana uzak hüznüne tutsa sen beni biliyorsun Evset. O zaman anlıyorsun durdan.
Kalacak. Yemin ederim şimdi, şu an hemen ceketimi alıp meçhule kaybolur giderim. Ama daha önce yaptım. Olmadı. Çok geç olmadan getirmeniz büyük şans. Sabah gelse her şey için çok geç olabilirdi. Sen gelmeseydin onu görmeyecektim. Sen kurtardın onu. Sen kurtardın. Sen kurtardın. Sen kurtardın. Ne oldu böyle? Genç kız niye ölmek istedi? Şükürler olsun. Bir tek evladımız var. Allah onu bize bağışladı. İyi misin yavrum? Derdin ne kızım? Söylesen de bilsek.
sorumlu hissediyorum. Çekip gidesim var teyze. Senin ne günahın var oğlum? Sen mi git kendini öldür dedin? Hiçbir yere gitmiyorsun. Bunu saracağız. Olmamış gibi unutacağız. Unutmak mı mesele? Melek Necdet unutabilecek mi? Kimler ne aşkları unutup sineye çekiyor Zülal'cığım? Hayat dediğin şey sadece aşktan ibaret bir şey mi? Melek çok genç. Daha neler neler yaşar kim bilir. Unutur gider. Şu an konuşacak durumda değilim Namık. Ne oluyor Zülal? Melek intihar etti. Ne diyorsun? Annesi hemen fark etmese kurtaramayacakmışız. Geceyi hastanede geçirdik. Midesi yıkandı. Şimdi eve dönüyoruz. Tamam, ben de şimdi çıkıp size geliyorum. Namıklardayken abim geldi. Yani abin Namık'la görüşmeni istemiyor mu? Hayır anne, orada olduğumu bile bilmiyor. Namık Zülal'le evlenmeyi düşünüyor, biliyor musun? Ne? Bir yer söyle, sana yer hazırlayalım ha? Odama ineceğim. Yavrum, odan çok ufak. Bak istersen burada, istersen üst katta sana bir yer hazırlayalım ferah ferah. Yok, odama ineyim ben. Ben yatırayım da geleyim güzel kızıma. Evsef sen dur. Kimsenin gelmesine gerek yok, ben kendim inerim. Hayır, birlikte ineceğiz. Çok sevdiğimi biliyor musun? Sen benim kardeşim gibisin. Kardeşimsin. Melek, ben Necat'ı sevmiyorum. Öyle bile olsa, inan bana, sen acı çekeceksen Necat umurumda olmaz benim. Ben bir tek senin yerine kimseyi koyamam. Sen sev ya da sevme. O seni seviyor Zülal. Ben biliyorum. Nereden çıkartıyorsun bunları? Mümkün olmayan bir şey için intihara kalkıştın. Biz kuzeniz. Nasıl böyle bir şeye inanırsın? Ben ciddiyim Zülal. Bir gün Necdet'in bilgisayarını karıştırdım. Orada sana yazılmış. Ama verilmemiş bir sürü aşk mektubu, bir sürü şiir vardı. Sana öyle gelmiştir. Kim bilir kime yazmıştır onları. O karlı gecede seni öptüğünden beri öyle şeyler yazmış ki. İtiraf etmeliyim Zülal. Seni çok kıskandım. Necat Bey yoklar mı? Hayır Belkıs Hanım, bugün gelmeyeceklermiş. Allah Allah, telefon da cevap vermedin.
girebilir miyim dersin? Kovsa bile gir bence. Ne kadar itiraz ederse etsin, görmek istediği tek kişi sensin. Peki. Uzanmamışsın. Sırf bizimkiler söyledi diye odandayım. Yoksa uzanacak bir şey yok. Zaten dünden beri yataktayım. Nasıl? İyi mi? İyi. Gayet iyi. Çok şükür. Meyve suyu götüreceğim. İsteyen var mı? Ne olur ben götüreyim. Ben götüreceğim kardeşimi. Bütün bunlar yaşanmadan kardeş gibi olsaydınız ya. Nejat, senden çok utanıyorum. Kapattık biz o konuyu, tamam? Zülal? Zülal ne? Zülal'e aşıksın sen. Nereden çıktı şimdi bu? Ben biliyorum. Zaten hep hissediyordum. Madem konuyu kapatalım diyorsun, o zaman itiraflarımızı yapalım, öyle kapatalım. Senin bilgisayarına baktım. Gizli gizli. Orada Zülal için yazdıklarını gördüm. E sen onları benim Zülal'e yazdığımı sandın. Karlı bir geceydi seni öptüğümde. Bunları Zülal için yazdığını biliyorum. O gece sen Zülal'i öperken ben de penceredeydim. Sizi gördüm. Sen bize aşık zannettin. Bize kıyamadın. Kendi canına kıymaya kalktın. Melek. Sen benim için neysen, Zülal'de o. O şiirler Zülal'e miydi, değil miydi? Ya değildi diyorum. Kimeydi o zaman? Kimi hala deli gibi sevdin? Maria. Maria? Maria. Maria diye bir kadın. Ben bütün şiirlerimi ona yazdım. Nereli bu kadın? Neden ulaşılmaz? Niye Zülal gibi sana hem bu kadar yakın hem bu kadar uzak? Sır tutacağına söz ver. Söz veriyorum. Evliydi. Olmayacak bir şeydi. Ama ben onu sevmekten asla vazgeçmeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Hepinize bir kabus yaşattım. Ama bu gece hiçbir şey olmamış gibi buradasınız. Ne zaman istersen. İsterseniz. Eksik olma. Namık, sana bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. İleride ne olursunuz bilmiyorum ama... sanırım Zülal senin için farklı düşünmeye başladı. Öyle mi? Çok sevindim. Evlenmek istediğini söylemişsin. Yani bunu aileden birinden duyduğuma göre artık rahat edebilirim. Rica ederim baba. Şüphen mi vardı? Bizim oğlumuz maalesef geç büyüdü. Şimdi bu ciddiyetini Zülal gibi ağırbaşlı bir kızı yetiştirmenize borçluyuz. Mersi. Siz, Evset Hanım... hepiniz, Zülal'i gerçekten çok beğeniyoruz ve gelinimiz olmasını istiyoruz. Jale, bekle biraz, bu kadar acele etme. Ya kızcağız düşünecekmiş işte. Hem bu konuyu biraz uzatırsak iş fırsatçılığa girer. Hasta ziyaretine geldik, neler oldu? Ama herhalde yakın bir zamanda bir yanıt verecektir, değil mi Zülal? Aslında normal şartlarda bugün Namık'la buluşup bunu konuşacak mısınız? Ben niyetimi defalarca söyledim.